أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأد زرة الكائنات ومركباتها وتسبحاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدات من لساني يفقه قولي والسلام على من اتبى الهدى والبنم على من اتبى على رسولنا صلوات 10 Mart çarşamba akşamı Miraç gecesini ihya ettik. Elimizden geldiği kadar Rabbimize ibadetler etmeye çalıştık. Cümlemizin ibadetlerini Rabbim dergah huzurunda makbul eylesin inşallah. Şimdiki dersimizi de Miraç'ın semerat ve faydası nedir? sorusuna böyle meyveler var. 31. sözde onlardan inşallah okumaya çalışacağız vaktimiz yettiği miktarınca. Şimdi kendi hayatımıza baktığımız zaman mesela bir büyüğümüz değil mi? böyle hacdan geldiği zaman işte e, gidiyor, oraları görüyor, ibadetlerini yapıyor ama getirdiği valizlerde de gözümüz onlarda oluyor. Tabii ki Allah kabul eylesin kendi ibadetini yapmış, e, haccını tamamlamaya çalışmış, Yalnız bizler de böyle buradan değil mi? bakıyoruz ki kendimize bakan bir hediyesi var mı, bir faydası var mı diye böyle gözlerimiz, hususen küçükken bu daha çok oluyordu böyle, hacdan gelenlerin böyle valizlerinde oluyor. Acaba bizlere ne getirmiş? Şimdi baktığımız zaman manevi büyüğümüz, manevi babamız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Hacc-ı Ekber olan yani Cenab-ı Hak'la ...bizzat görüşüyor. Ta Sidretül Münteha'ya... kabı Kavseyn'e kadar... ...gidiyor. Rüyet-i İlahiye'ye mazhar oluyor. Şimdi buradan da... ...bizler... ...bakıyoruz yani bize... ...gittiği 70 bin perde... ...tabir olunan... ...alemleri... ...gezdiği, gördüğü, Cenab-ı Hakk'ın... ...isim ve sıfatlarının en azam mertebelerindeki tecellilerini... ...temaşa etti. ...bizlere e, hediye olarak, meyve olarak neler getirdi, onları insan merak ediyor, e, böyle heyecanlanıyor. Bu dersimizde de Mirac'ın, o Resulullah Efendimiz'in, manevi babamızın değil mi, Cenab-ı Hakk'ın yanında, huzurunda bizim elçimiz... E, ...bizim yanımızda Cenab-ı Hakk'ın elçisi olan Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatu vesselam getirdiği meyveler nelerdir, İnşallah. Bu dersimizde de onlardan okuyacağız. Miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap şu şecere-i manevi olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve Erkan-ı imaniyenin hakikini göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta zat zülcelali göz ile müşahade etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani, karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat semedaniye güzel aine-i cemali zat-ı ehadiye vaziyeti olan hakikatini göstermiş kainatı ve bütün zişuru sevindirip mesrur etmiş. Yani böyle bazen soruda geliyor. İşte ahirete gidip gelen mi var? Değil mi? Öyle bir ebedi hayatın olduğunu nasıl bileceğiz? Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam gitmiş, bizzat gözüyle görmüş, gelmiş, bizlere de haber vermiş. Yani insanın duymasıyla böyle bizzat gören birisinden, bir olayı, bir durumu işitmesi arasında çok fark var. Kalbi daha çok mutmain oluyor. Mesela bir yerde diyelim bir ev var, bir işte bahçe var. İnsan oraya gidecek, işte böyle oturacak, tenezzüh edecek, tefekkür edecek. Ama tam neresi olduğunu bilmiyor. işte bir diyelim evladını, böyle bir kardeşini, küçüğünü gönderiyor. Diyor ki bir bakar mısın oraya? Durum, vaziyeti gel bize haber et. Gidiyor, bakıyor, diyor ki evet çok güzel bir ortam var. Sakin, sessiz, temiz. Daha sonra biz ne yapıyoruz? Kalbimiz mütmain oluyor, ferah oluyor. Ve oradaki işte ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam milyonlarca seneden ibaret olan değil mi? Ahiret aleminden, ebedi alemden, cennetten bize bizzat kendisi gidiyor, müşahede ediyor ve haber veriyor hem o nur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalalet keran eden o insanı, o nur, o meyve-i kutsiye ile ahsen-i takvimde bir mucize-i kudret -i semedaniyesi ve mektubat semedanın bir nüshay camiası ve sultan-ı ezel ve ebedin bir muhatabı bir abdi hassı ve kemalatının istihsancısı Halili ve cemalinin hayretkarı Habibi ve cennet-i bakiyesi, namzet bir misafir aziz sureti hakkısında göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir surur, hadsiz bir şevk vermiştir. Yani insan böyle merak ediyor ya hani bir yerde otururken birisi gelse dese ki kalkın bir yere gidiyoruz. Hemen insan merak ediyor değil mi? Nereye gidiyoruz? Biz askerdeyken bu durum olmuştu böyle 500 kişi istirahate çekilmiştik böyle bölükte. Başka bir yerden bir komutan geldi arkadaşlar dedi ki gidiyoruz. İnsan böyle hepimiz merak ettik nereye gidiyoruz? Orada ne yapacağız? Bakıyoruz şimdi bu sorular felsefenin asırlardır içinden çıkılamadığı sorular. İnsan nedir? Nereden gelmiştir? Nereye gidecektir? Vazifesi nedir? E şimdi bunlara Resulullah Efendimiz gidiyor Miraç'ta değil mi? Nereye gideceğimizi, nasıl bir hayatın bize beklediğini, beklediğini sonra dünyadaki vazifemizi, makamımızı geliyor bizlere haber veriyor. İşte eşref-i mahlukat olduğumuzu, Cenab-ı Hakk'ın bizzat muhatabı olduğumuzu, e, ondan sonra ahsen takvimde yaratılmış kainatın muazzam mükemmel bir nüshay camiası olduğumuzu bizlere haber veriyor. Yani bizlerdeki o değerin farkına vardırıyor. İşte insan burada değil böyle bir kimlik arayışı dediğimiz bir mana oluyor ya. Hani ben neyim, vazifem nedir? Bunlara bakıyoruz ki Miraç'taki Resulullah Efendimizin o bize getirdiği meyveyle tam kemalini buluyor. Âlemlerin Rabbi bizi muhatap almış. Bizi kendine dost edinmek istiyor. İşte insan baktığımız zaman değil mi? bu makamını, bu mertebesini bildiği vakit kendinin hakiki kıymetini değerini tam anlamış oluyor ve hadsiz bir şevkle bu meyveyi kabul ediyor. İkinci meyve. Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbül Alemin olan Hakimi ezel ve ebedin marziyat rabbaniyesi olan İslamiyetin başta namaz olarak esasatını cin ve insi hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Yani şimdi insandan bahsediyoruz. İnsan baktığımız zaman değil mi vicdan sahibi, kalp sahibi bir varlık. Yani kendisine bir ihsanda, bir ikramda bulunduğunuz zaman yani vicdanı sönmemişse Rabbimiz e, vicdanımızı böyle e, sürekli işletenlerden eylesin. Ne yapıyor insan? O Ona teşekkür etmek istiyor. O iyiliğin böyle karşılığını bir teşekkürlü olsa bile vermek istiyor. Şimdi e, bir ifade kullanıyor lemalarda Üstadımız. İnsan, Cenab-ı e, Cenab Hakk'ı fıtraten e, sevmeye müsait yaratılmış. Yani nasıl her insan ihsana karşı kemale karşı, cemale karşı ne yapıyor? Bir perestiş duyuyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var deniliyor. Bir tablo görse o tabloyla hiçbir münasebeti yok. O tablo onun değil. Ama ne yapıyor? O tabloyu seviyor. Sanatkarını böyle alkışlamak istiyor, tebrik etmek istiyor. Şimdi baktığımız zaman Rabbimiz bizi yokluk aleminden varlık alemine çıkardı. Taş yapmadı, bitki yapmadı, hayvan yapmadı, insan yaptı. Ateş perest yapmadı, puspet yapmadı, değil mi ehli kitap yaptı. Hristiyan yapmadı, Yahudi yapmadı, bakıyoruz ki Müslüman yaptı. Deme Müslüman olup da böyle inandığı gibi yaşamayan, gaflet içinde olan e, Rabbim muhafaza etsin kullarından edebilirdi. Günah işleyip tövbe etmeyen, hiç aldırış etmeyen. Ama bakıyoruz ki, değil mi? Bunları bize Rabbimiz ihsan eyledi kendi rızası dairesinde çalışmaya bizleri gayret nasip eyledi. Şimdi bunlar çok büyük ihsanlar, ikramlar. E bir de zaten maddeten de bakıyoruz ki işte elimizi vermesi, gözümüzü vermesi, hayatımızı vermesi yani saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler. E şimdi bu nimetlere karşı insan ne yapmak istiyor? Değil mi? Böyle bir teşekkür etmek istiyor. Böyle razı olacağı ameller yapmak istiyor. Acaba ne yapsak da Rabbimizin bu iyiliklerine, bu lütuflarına, bu ihsanlarına karşı mukabil gelebilsek diye vicdan sahibi her insan bunu merak ediyor ve etmeli. Tabi vicdanı sönmüş, kalbi ölmüşlere bir lafımız yok. Allah muhafaza etsin. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini yahut muhsin bir padişanın uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş, ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki keşke bir vasay muharebe olsaydı doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim. Der. Acaba bütün mevcudat kabzay tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hayişkar ve merak haber olması lazım olduğunu anlarsın. Rabbimizin yani bütün bakıyoruz bu ihsanlarına, bu kadar ikramlarına acaba nasıl mukabele edebiliriz? Yani bunun böyle merakıyla bunun heyecanıyla, değil mi? bunun böyle içimizdeki verdiği sururla, sevinçle insan haberini bekliyor, müjdesini bekliyor. Rabbimizin razı olacağı amelleri bilmek istiyor. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam 70 bin perde arkasında o sultanı ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak Hakk'a lakin işitip getirip beşere, hediye etmiştir. Şimdi mertebeler var ya, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İşte misal veriliyor. Mesela diyelim bir dağın arkasında bir ateş var. Biz dumanlı görüyoruz. Dumanlı gördüğümüz zaman diyoruz ki bu orada ateş var. İlmen biliyoruz. Gidiyoruz bizzat ateşi görüyoruz. Aynı lakin gözümüzle bir de elimizi ateşe soktuğumuz zaman artık bütün dünya bir araya gelse bizi inandıramaz ki orada ateş yok. İşte bu hakka yakin derecesinde oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bizzat değil mi? cenneti, cehennemi, işte kader kaleminin tıkırtılarını yazılması, yazmasını böyle o sesleri işitip her şeyi o ebediyeti geliyor bizlere ne yapıyor? Haber veriyor. Ve en mühimi de bütün alemlerin Rabbinin bizden razı olacağı amelleri, ibadetleri doğru bir şekilde naklediyor. Başta namaz olarak. Bazen soruluyor yani neden zekat olarak da namaz? Şimdi baktığımız zaman zekat bir takım değil mi? Zengin malla yapılan bir ibadet. Yani herkese herkes mükellef olmuyor. Ama namaz herkes mükellef oluyor. İşte diyelim sağlık şartları, işte bazı durumlar yani genel olarak herkesin yapması da mükellef olduğu ibadet namaz. Ee, diğer ibadetler de var. Zaten Miraç'tan sonra namaz farz oluyor. Evet, beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse. Bu Risale'yi Üstadımız 1930'lu yıllarda yazıyor. Hakikaten bakıyoruz ki de mi? Ay'a gitmek için insanoğlu e, milyon dolarlar sarf ediyor. İşte 1960 küsürlerde e, aya gidilmişti. Hakikaten e, böyle e, televizyondan izlenme rekorları kılındığı bir zamanmış. Acaba orada ne var? E, orada işte yaşam var mıdır? Böyle merak ediyor. Hem ne kadar fedakarlık gösterir? Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer? Şimdi bunları yapıyoruz değil mi? Bizzat yaşıyoruz şu anda yine yönümüzde. E, semavata gitmek için işte Mars'a diyelim araç gönderiliyor, merak ediliyor, fotoğraflara bakılıyor. Halbuki Kamer öyle bir Malikül Mülk'ün memleketinde geziyor ki, Kamer bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz eder. Küre-i arz pervane gibi şems, o Şems'in etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki o Malikül Mülkü'zül Celal'in bir misafirhanesinde mumdarlık eder işte Rabbimizi mi, böyle tanımak. Yani kime secde ediyoruz, kime rükü ediyoruz, e, kimin emirlerini değil mi? böyle dinlemeye çalışıyoruz, kimin rızasını kazanmaya çalışıyoruz bunun farkında olmak. O Malikül Mülküzül Celal'in bir misafirhanesinde mümdarlık eder. İşte o zat Ahmedi Aleyhisselat ve Selam öyle bir zat Zülcan'ın şu unatını ve acayip sanatını ve alem bekada hazaini rahmetini görmüş, gelmiş beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı Kemal merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Şimdi böyle baktığımız zaman bir şey devam ediyorsa hakiki manada güzeldir. Değil mi? Ee, güzel değil, batmakla gayb olan bir mahbub, zevale çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve aynayı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Şimdi bakıyoruz böyle mesela cennet değil mi? Her insan arzu ediyor, fıtraten istiyor. Çünkü orada sevdiklerinden ayrılmak yok, ihtiyarlık yok, hastalık yok ee, ve sınır yok. Şimdi cennetteki en güzel mana cennette devam olması. Değil mi? Saadet-i ebediye dediğimiz bir mana. Şimdi bu müjdelerin fevkinde bir müjde. Onu da okuyalım. Üçüncü meyve. Saadet-i ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş cin ve inse hediye etmiştir. Yani baktığımız zaman cennete gidiyoruz işte orada 50 sene mi kalacağız? 100 sene mi? 100 milyon sene mi? Değil. Oradan çıkış yok, sonsuz. İşte bu insana ne yapıyor? Böyle bir rahatlık veriyor, bir ferahlık veriyor. Yani herkes böyle vicdanının, kalbinin sesini dinlese ebed ebed sesini işitecek. İşte Resulullah Efendimiz geliyor, değil mi? bu ince kalbimizin bu hassas duygusuna işte o miraçta saadet-i ebediyesini bizlere müjdeliyor. Yani Resul Efendimiz için Cenab-ı hani hadisi kutsi de la ulaka la ma sen olmasaydın habibim alemleri yaratmazdım. Yani bir beşer olarak bu hitap. Tabi bu Resulullah Efendimiz'e ve bütün de mi Allah'ı bilen, tanıyan, iman eden, ibadet eden bütün insanlar, bütün mü mü müminlere bakan bir mana. E şimdi kainatı, cenneti değil mi Rabbimiz saadet ebedi bizler için, yani mümin kulları için yaratmış, halk etmiş ve bizleri oraya davet ediyor. İşte bu daveti de bakıyoruz Resulullah Efendimizin eliyle alıyoruz. Evet Miraç vasıtasıyla kendi gözüyle cenneti görmüş, rahman Zülcemal rahmetinin baki cilvelerini müşahade etmiş ve saadet ebedi katiyen hakkal yakin anlamış. Saadet ebedinin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiş. Yani bir ifade var e, öyle lemalarda e, Emir Dağ layıkasında Evet her insan kendi vücudunun mahvolmasıyla müteellim olduğu gibi hanesinin harap olmasıyla da elem çekiyor ve vatanının bozulmasıyla gayet müteessir oluyor Ahbabının firak ve vefatıyla derinden derine kalbi acıyor Dünya kadar büyük has ve hususi dünyasının zeval ve firak ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İşte aklı başında her bir adam ruhsuz, kalpsiz, akılsız olmamak şartıyla bilecek ki muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde gözüyle gördüğü saadet ebediyenin müjdesini ve ehli imanın cennetteki hayat-ı bakiyesinin beşaretini ve insanın alakadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağını gayet sürurlu manevi hediyesine karşı umum alemi İslam her gün çok defa Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebiyyü dediği gibi onun getirdiği hediye-i maneviyesiyle hem kainatın sayfeleri, tabakaları mektubat semadiyen olmasına ve mahlukatın hakiki kıymetleri ve kemalatları onun risaleti tezahür etmesine mukabil bütün mahlukat manen Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebi bu meskur hakikatinin lisanı ile derler. Yine şualarda bir ifade var. Ben bu ihtiyarlığım ve perişaniyetim içinde Zat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirdiği erzak-ı maneviyanın milyondan birisini hissettim. Elimden gelseydi milyonlar lisanla salavatlarla ona teşekkür edecektim. Şöyle ki ben firaktan, zevalden çok inciniyordum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler müfarakatla beni bırakıp gidiyorlar. Ben de gideceğimi biliyorum. Bu pek elin ve can hıraş meyusiyete karşı birden saadet ebediye ve hayat-ı bakiye müjdesini Zat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam işitmekle kurtuluyordum ve tam teselli buluyordum. Hatta teşehhütte Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimde ona hem biat hem memuriyetine teslim ve itaat hem vazifesini tebrik hem bir nevi teşekkür ve saadeti ebediye müjdesine bir mukabeledir ki Müslümanlar her gün beş defa bu selamı yaparlar. Bu, bu hakikatlere baktığımız zaman nasıl insan da Resulullah Efendimiz'e salavatlarla onun sünnet seniyesine mukabele et, sünnet seniyesine ittiba etmekle mukabele etmesi gerekiyor. Bir çare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zelzele-i firak ve <laughs> İfti, zelzele zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyri zaman ve harekat zerrat ile adem ve firaka ebed denize döküldüğü olan vaziyeti mevhume can hıraşhanede oldukları hengamda. Şöyle bir müjde ne kadar kıymetdar olduğu ve idam ebediyle kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulaklarında öyle bir müjde ne kadar saadetever olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahanede bir saray verilse ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla sonra bu müjdeye kıymet ver. Cenab-ı Hak bu meyveleri tatmayı cümlemize nasip eylesin. Kalbimizde, ruhumuzda bu hakikatleri idrak edip amellerimizi o nispette istikamette yapmayı nasip eylesin. Çünkü imanla kabre gitmek en mühim mesele. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri bakıyoruz böyle onlarca sene maneviyatta terakki ediyor ama Kabe'ye geliyor, yapışıyor böyle deniyor ya. işte ya Rabbi imanla kalbe girme nasip Ya Rabbi imanımı inkişaf ettir diye duada bulunuyor. Şimdi işte bu meyvelerin değil mi, böyle hakikatini anlamak, idrak etmek e, böyle zaman ve zemin de tabii çok önemli. Şimdi Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in değil mi, imanı bir kefeye, diğer müminlerin imanı bir kefeye konsa Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in imanı en üstün mertebede buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte Hz. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ya, işte Ebu Bekir radıyallahu anh diyor, o miraçtaki, Resulullah Efendimiz'in o işte haberi geliyor. Diyorlar ki senin arkadaşın müşrikler, işte gittiğini söylüyor Mescid-i Aksa'ya, semavat alemlerine. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor eğer o dediyse doğrudur. Değil mi? Orada işte o sözü söylemek, onu kabul etmek. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor, diyor yani o sözünü bana vermesi için bütün yaptığım ibadetleri, hizmetleri, işte her şeyi vermeyi tercih ederim. Şimdi biz mesela elimizi de elimize tesbih alsak, söylesek. O dediyse doğrudur, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediyse doğrudur, dediyse doğrudur ama bir manası, bir kıymeti o zamanki gibi yok. İşte şimdi bu meyveleri de değil mi? Bu hayatımızda, bu ömrümüzde anlayıp, kabul edip işte marziyat-ı ilahiyyesi olan en büyük diyelim namazı yerine getirebilmek bu hayatta oluyor. Ee, yoksa e, yani şimdi kabirdekiler değil mi? Anlıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Şimdi bazen insan böyle işte mertebeler istiyor. Tabi Ya Rabbi işte bana cennetin üstün mertebelerini ver. Değil mi? E, halbuki en mühim mana imanla kabre gitmek. Yani böyle işte 50 sene, 60 sene diyelim e, imanla kabre, imanla yaşıyor, imanla öleceğimize garantimiz yok ki. Şimdi bir kişi diyelim İstanbul'dan Erzurum'a doğru arabayla seyahate çıkıyor. E, tam çok güzel ama Erzurum'a işte 2 kilometre kala şarampöle yuvarlandı. Allah muhafaza bak vefat etti, gidemedi, ulaşamadı. Şimdi bizim de yani bu korkumuzun her zaman olması gerekiyor. Bu derdi imanla kabre girmek derdini dertlenmek. Yani i̇şte bu meyvelerin böyle tadına varabilmek. Meyveleri böyle hayatımıza tatbik edebilmek. Şimdi meyvelerde bakıyoruz ki ne var? İşte vitaminler, proteinler böyle vücudumuza faydalı. Ama nasıl bize faydalı oluyor? Onları yemekle değil mi? Uygun bir şekilde diyelim. işte göz havuç göze faydalı. Alıp gözümüze soksak gözümüzü çıkartırız. Ne yapıyor da mideye gittikten sonra belli süzgeçlerden sürdükten sonra geliyorlar. Şimdi Kur'an'ı ı Kerim'deki manalar Resulullah Efendimiz'in de bakıyoruz en birinci müfessiri azam Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam işte bizlere beyan ediyor hadis-i şerifleriyle. E ve ondan sonra işte alimler peygamberlerin varisleri olarak. Demişte bakıyoruz aslında zaman Hazretleri e, bu manaları, bu meyveleri nasıl kullanacağımızı, e, nasıl istimal edeceğimizi, nasıl faydalanacağımızı Risale-i Nur külliyatında en güzel bir şekilde önümüze sunmuş. Rabbim e, bu Kur'an tefsirleri, Kur'an'ın bu asrın anlayışına, fehmine uygun e, bu eserleri okumayı, anlamayı, yaşamayı da cümlemize نصيب سي بمسير سبحانك لا علم لنا الا ما انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه